Yaklaşma! Yaklaşma! Sen de o yürek var mı lan? Sen de o yürek! Aile şerefini hiçe sayana, sevdasının peşinden gidene kimse saygı duymaz. Sevildiğimi hissettim, heves ettim. Sevilmeye heves ettim ana. Heves ettin öyle mi? Sevilmeye heves ettin. Yuva hevesle değil, nefesle kurulur. Son nefesine kadar da o yuvanın başında durulur. Ana! Ne yaptım ben ana? Ne yaptım? Ben ne yaptım? Allah'ım ben ne yapacağım ben ya? Hayatım bitti lan benim. Bittim lan ben, bittim. Mecbur bıraktın beni. Mecbur bıraktın beni ha, mecbur. Üstüme geldin ha. Üstüme geldin. Lan ben ne yapacağım? Ne yapacağım ben ya? Kendimi öldürdüm lan ben. Kendimi öldürdüm. Nereye? Meleğe bakacağım. Bakmayacaksın. Bu bizim aile içi meselemiz. Biz ailecek hallederiz. Halledemezsek de derdi de tasası da bizimdir. Bir türlü fırsat olamadı. Geçmiş olsun. Geçmeyecek. Hiç geçmiyor. Narin. Ebru senin için nasıl çırpındım bir görseydin. Haydarlardan 230 çuval fıstık Eylül sonu deme. İstanbul'a yollanacaklar 100 çuval önümüzdeki ay. Tabii. Narin giderek yazdı. Baran oğlum, Kendal babandır, ben de anan değilim diye. Onu biliyoruz da bunun anası kim? Nerede bu mektup ya? Ulan meraktan çatlayacağım ha, ortadan ikiye. Efendim? Misafir kabul ediyor musun? Nasıl? Bize mi geliyorsun? Evet. Gelme. Ya bir geleydim ondan sonra kovardım. Yok ondan değil şeyden. Ablam uyuyor ya, o yüzden. Ya olsun, kapıdan görüp gideceğim. Zaten geldim ben, hadi. Tamam. Kadriyan'a gene meleği olaya kapattı değil mi?
kapatmanın bir çözümü olmadığını siz de biliyorsunuz. Daha önce de kapattınız. Ne oldu? Yine gitti. Gitmek isteyenin önünde duramazsınız. Kızım, müsaade et. Bu meseleyi biz bildiğimiz gibi çözelim. Ana, nereye gidiyorsun? Melek. Kız, bak hele. Maşallah var ha. Dediğim dedik, çaldığım düdük diyorsun yani. Ama helal olsun vallahi. Az kalsın başarıyordunuz vallahi ha. Ne yapacaksın şimdi? Ömrün sonuna kadar bu kitle odada mı kalacaksın? Ben ne edeceğimi bilmiyorum. Yolu yordamı kaybedeli çok oldu. Yağı bitmiş kandil gibi. Hani olur ya, yağı biten kandil fitilini yakmaya devam eder, kendini yer bitirir. Ben de biterim sanayım, bitmeyeyim. Ölürüm sanayım, ölmeyeyim. Yaşarım sanayım. Bir evladı anasından kopardım ya. O gün bugündür evlatlarımla sınanır oldum. Muradımdan sonra yaşamaya utanayım ben. Aldığım her nefes zul, yediğim her lokma haram gibi. Mezarsız bir oğlum, kadersiz bir kızım var. Ben daha ne edeyim? Söyle bana ne edeyim? Söyle. Hangi taş büyük ben gidip kafama oraya vurayım? Ama sen üzülme. Ben böyle konuşayım diye pes ettiğimi düşünme. Ben sana sızlanayım. Başka kime sızlanayım ha? Söyle bana, başka kime sızlanayım ben? Ben böyle ağlarım, dövünürüm. Ama gider gene de evlatlarımın başında dururum.
ne yapıyorsun sen? Karışma sen. Melek! Recep'in sesi bu. Melek! Kız bu gene kapıya mı dayandı? Melek! Melek nerede? Melek! Bırak o bıçağı. Melek nerede? Bilmiyorum. Yaklaşma sakın. Melek! Recep! Alo jandarma. Korkma oğlum. Necip abi şaka yaptı, şaka. Amca ne oldu? Kim yaptı bunu sana? Ne oldu? Amca kim yaptı? Kim? Oğlum korkma, bir şey yok. Hiçbir şey yok. Gel gel. Ay. Bak ben hemen gidip geleceğim, tamam mı? He. Bir yere çıkmayacağım. Annem, gitme. Aç şu kapıyı, aç. Recep, kurban olayım, bir delilik etme.
Çekil şuradan. Başka yol mu kaldı ha meleğim? Başka yol mu bıraktılar? Ne yapacağız şimdi? Jandarmayı aradım. Melek! Hiç mi bir şey söylemeyeceksin? Recep bak, bu işler böyle olmaz. Dönüş yok artık. Bundan sonra dönüş yok. Madem bittim, bitiririm. Herif astırma herif ya. Görmüyor musun elinde bıçak var? Recep yapma. Bak bu yaptığına ne derler biliyor musun? Adam kaçırma, haneye tecavüz. Ömür boyu hapislerde mi çürümek istiyorsun? Konuşma! Çekil yolumdan. Bak bu yaptığın doğru değil. Meleği de kendini de neyi sürüklediğini farkında mısın sen? Doğru yanlış birbirine göre çok oldu. Çekil, çekil yolumdan! Meleği, Meleği de böyle kaçırınca ne olacak zannediyorsun ha? Sizi bulamayacaklar mı? Yaptıklarının hesabını sormayacaklar mı sana? Ömür boyu hapislerde çürüyeceksin. Melek ne olacak ha? Söylesene. Recep, Kendall aradım koşup geliyor. Bak, geldiğinde sana ne yapacağını var sen düşün. Kızı bırak, kaç canını kurtar. Avcılar yetişin. Ağam sana bu yaptıklarının hepsini fena ödetecek. Melek, bu kapıdan çıkarsan dönüşü olmayan bir yola gireceksin. Atları başına topla. Bırak be kadın, bırak! Bırak! Adım at. Hiçbir şey olmayacak, sana izin vermem. Tamam aslanım, sakin ol. İyiyim ben, iyiyim. Ulan Recep, ölüm nereden ölüm be? Alo? Rıza koş gel, amcam bıçaklamış Recep. Kadriye, lütfen sakin olun. Sakın bir delilik yapmayın. İndir onu silahı. İndir tüfeği Kadriana. Bak kızına kıyacak değilsin ya. Senin elini tutan benim elimi bırakmıştır. Elimi bırakan da kızım değildir. Ana! Ana deme bana. Kadriye'nin lütfen. Ebru sen karışma. Kadriana! Recep ağamı bıçaklamış. Recep ağamı bıçaklamış ana. Sen ne yaptın? Sen oğluma ne yaptın? Sen ne yaptın Recep? Ne yaptın? Baran'a mı aradı ana? Dedi ki ağamı bıçaklamış. Kadriye Hanım, sakın yapmayın. Gel buraya Melek. Ana! Dayan amca dayan. Rıza gelecek şimdi. Tamam aslanım tamam. Merak etme sen, iyiyim ben. Kedi görmüş yara zannetmiş derler. Bana bir şey olmaz. Benim senin gibi bir yeğenim varken bana bir şey olur mu ha? İzin verin mi buna? Vermem amca, vermem. Ha işte ben de onu diyeyim. Rıza Bey teşrif etsin de evimize gidelim. Olmaz amca ya, hastaneye gideceğiz, ne evi? Ya ne hastanesi ya? Yeğenim ben iyiyim, ufak bir bıçak yarası. Şimdi bu halde hastaneye gidersek Kendal ağa bunun için mi geldin derler. Yeminle bak. Üstüme herkesi güldüreceksin ha. Olmaz amca, hastaneye gideceğiz. Ulan ne inançsın ha? Kime çektin sen? Amcama çekmiş. Belli belli. Dur usta dur. Baran ağam dedi ki anam. Ağam yaralıymış. Gel bizi al dedi. Kadriye Hanım siz de duydunuz. Sadece yaralıymış. Gördün mü Melek? Kimleri bize tercih ettiğini gördün mü?
Ağanı bıçaklamış. Evimize eşkıya gibi girmiş. Adamın elinden mi tuttun sen ha? Sen buna mı heves ettin Melek, buna mı? Melek bak, ben böyle olsun istemedim. Üstüme geldi, mecbur bıraktı, öldürecekti beni. Başka çarem yoktu. Başka çarem yoktu. Kadriye Hanım, jandarmayı aradım. Birazdan burada olacaklar. Lütfen yapmayın. Sağ olasın bacım. Hediye paketine çevirdin beni. Bir de fiyonk taksaydın bari. Geçmiş olsun. Sağ olası. Tut bakalım. Ben sana dedim değil mi? Herkesi güldüreceğiz kendimize diye. Gönlün oldu mu? Oldu, oldu. Geçmiş olsun. İfadenizi almalıyım. Nasıl oldu bu olay? Memur bey, sen önce Recep İtin'i bul. Beni bıçaklayan o. Ya bir eve gidelim, dinlenek. Ha? Kaçmayık ya. Veririz ifademizi. Olmaz öyle şey Kenan Bey. İyi, iyi. Teyze indir tüfeği. Rıza. Emret Ana. Bana oğlumu getir. Bana oğlumu getir Rıza. Ana. Ana o tüfeği indir lütfen. Hadi bana ver. Devam edin. Siz araçlara gidin. Ama komutanım. Tamam dedim. Olay neyse müdafaa. Götürün şunu da. Bana sen bir ara çay içmeye bana uğrarsın olur mu? Cümleten geçmiş olsun. Sen? İyi misin ağam? He iyiyim. Sen nasılsın? Şükür. Şükür değil ya. Hey Allah. Babaannem arıyor. Buyur anacığım. İyiyim ana, iyiyim. Yok bir şeyim. İte köpeğe can mı teslim edeceğiz? Birazdan geleyim zaten. Siz nasılsınız? Bir yaramaz durum yok değil mi? Sesini duydum ya, benden eksik yok. Çabuk eve gel oğlum. Evin seni bekliyor. Başımla beraber ana. Haydi. Haydi. Hadi. Benim bir işim çıktı, gelemeyeceğim. Müsait olunca ararım. Ağam, geç kaldım ama hele bir soru neden diye. Recep konağa bastı. Meleği kaçıracakmış, çakala bak. Amca. Ne diyorsun lan sen?
Yok yok, halloldu. Jandarma geldi götürdü. Zaten jandarmadan önce Kadriyan'a defterini dürdü. Kadriyan'a tüfeği kaptığı gibi çat vurdu omuzundan, yık diyere. Jandarma geldiğinde uyuzit gibi pısmıştı bu zatı. Zaten ha, Kadriyan'a vurmayaydı. Ben böyle tam uçurdum ki üzerine. Bilirim, bilirim. İyi uçarsın sen. Vay be. Anam Recep'i vurdu ha. He vallahi vurdu ağam. Böyle gözünü bile kırpmadan. Omuzundan yiyince fıkara sümüğü gibi yere yapıştı bu. Dedim ya ağam, Kadriyan'a vurmayaydı. Ben böyle tam uçurdum üzerine. Ulan yen mi yemen mi? Bir zomzuk, bir de pik. Ama gerek kalmadı. Kadriyan'a sağ olsun. Tamam lan, tut şu çeneni. Bas gaza, haydi. Ev basmak ha. Recep, Recep. İki dünya peşine bırakan Kendal'a yuh olsun eme, yuh! Amca, babaannem seni aramadı mı? Niye bir şey söylemedi ki telefonda? Recep konağa basıyor, bizim haberimiz yok, öyle mi? Ah, ah. İşte benim anam. Başımın tacı anam. Ben üzülmeyeyim, sıkılıp sinirlenmeyeyim diye dememiştir bir şey. Baran'ım, bizim analarımız işte böyledir. Bizim için canlarını verirler. Siper olurlar önümüze. Hem de hiçbir şey düşünmeden, gözünü bile kırpmadan. Ben de amca, ben de. Onların kılına zarar verenin cezasını kendi ellerimle keserim yemin olsun. Abo, film gibiydi vallahi ha. Silahlar, bıçaklar, hey maşallah. Ana sen de o tüfeği alıp nasıl ateşledin öyle ya, hey Allah. Yalnız Ebru yengenin de hakkını yememek lazım ha. Recep'i uzaklaştırmak için çok uğraştı şimdi. Üzerine vazife olmayan işlere karışmak ne zamandan beri alkışlanır oldu? Alkış, teşekkür bekleyen yok kimseden zaten. Özlem, kız sesini biraz kız. Ana ne dedim ya? Ağzın nasıl Emine? Çok korktu yavrum. Allah'tan erken de mutfağa soktum da bir şey görmedi. Ama sesler de çok ürktü. Hangimiz korkmadı ki? Hangi devirde yaşıyoruz? Allah'tan çocuklar yoktu. Tabii siz alışkın değilsiniz de sizin oralarda olmaz böyle şeyler. Diyoruz aslında sen buralara göre değilsin diye. Kendal yolda. Az sonra burada olur. Haydi gidin yiyecek bir şeyler hazırlayın Kendal'ıma. Narin kızım sen de erken ayaklandın. Haydi yemeğe kadar git dinlen biraz. İyiyim ana ben sağ ol. Hay huydan dandından başımızı kaldıramadık ki. Hadi Özlem hadi. Mezopotamya, kuzey ve kuzeydoğudan yüksek dağlarla çevrili, güneydense Suriye ve Arabistan çöllerine kadar uzanan ada. Sabaha kadar beşik salladın galiba kızım. Yok hocam, öyle mırıl mırıl anlatıyorsunuz ya, birden bastırdı. Hareketlerine dikkat ada. Geldiğin yerde bu şekilde davranıyor olabilirsin. Ama burada bu okulun kuralları geçerlidir. Şimdi çık dışarı, elini yüzünü yıka ve geri gel. Hocam ben de çıkabilir miyim? Neden? Tek başına yüzünü yıkayamıyorum. Otur sen. Efendim Fırat. Sonra Recep konağa bastı. Narin'im, gözlerini devirip durma. Hala arayıp hal hatır soruyor ana. Şu kadın konağa geldiğinden beri bir gün yüzü görmedik. Benim abim hala... Kızım, sen artık bunları düşünüp canını sıkma. Sen Baran'la ilgilen, sen ona bak. Ya sen dışarıyı görme, duyma. Ben sana diyeyim, onlar artık buranın bir parçası. Sen buna ya alış, ya duyma, görme. Şimdi herkes iyi, merak etme. Tamam. Kendal! Oğlum, aslanım nasılsın? İyiyim ana, iyiyim, iyiyim. Abi, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Nerede o? Nerede o? Melek! Ah! Melek! Kendal!
amca. Amca dur, yaran da... Lan! Anam senin yüzünden katil oluydu ha. O it, kapımda dolan o it bana bıçak sallayıp sen de o evlerini tutup gidecektin öyle mi? Ay ben senin gibi kardeşin. Kalk! Ulan gebertirim seni, geberteceğim seni. Sırlama. Özlem, git bana temiz bir gömlek getir, haydi. Al işte, kapı ardına kadar açık. Avlunun kapısı da açık. Bütün kapılar ardına kadar açık sana. Duydun mu beni? Madem ana ata binmeyeceğim deyin, madem çiğneyip geçeyim, o halde çık git odadan. Avludan, konaktan çık git. İşte o vakit üstüne kapatalım kapıyı. Üstüne değil, ardından kilitleyelim kapıyı. Sen sağ ben selamet. Haydi! Dinlen biraz. Dikişlerini atacak. Hadi yat uyu. Abi, bak senin biraz dinlenmen lazım. Allah'a şükür ucuz atlattın. Hepimiz çok korktuk ama yat, dinlen, uzan biraz. Yok yok. Ben ancak mezarda yatabilirim. Bana rahat yok. Oğlum, sen bir sakin ol. Yaran açılacak. Yarına bir şey olacak. Olmaz ana, olmaz. Bizim tenimizdeki yaradan yana derdimiz yok. İçimizdeki yara büyük. Abi, sen madem uzanmayacaksın, ben sana bir yastık getireyim, arkana yaslan. Dur ana, sen yorulma, ben gidip dedim. Hadi oğlum. Melek bir cahillik etti ama bu... Bak, birincisi bizim aile yapımızla sizin aile yapınız farklı. Senin kızın bir halt karıştırır, sen onu 3 gün sonra unutursun. Bizim kızımız bir halt karıştırırsa onu alnının çatından vurur, 3 gün sonra da unuturuz. Benim kızım hakkında düzgün konuş. Yalansa yalan de. Bize akıl vereceğine kızlarına sahip çık. Gerçi kızlarına sahip çıkabilmen için önce nerede olduklarını bilmen gerek ya. Kendal yeter. Ada lütfen biraz sakin ol ya. Nasıl sakin olayım? Esnedim ya, sadece esnedim. Bu kadar lafa gerek var mıydı? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Buradaki herkes bize karşı. Mahallemiz onlara batıyor resmen. Ya bu sadece Baran Kendal Narin meselesi değil. Ada, dert etme ya. Hocanın arızasını herkes biliyor. Sadece hoca değil, hepiniz arızasınız. Ada, iyi niyetli olanı bile böyle yaklaşırsan onlar ne yapsın? Yine ben suçluyum yani, öyle mi? Ya bak lütfen biraz sakin ol. Tamam ya, tamam. Baban hastaydı. Doktora gitti, iyileşti. Geçmiş olsun demek ister misin? Hastaya çiçek verilir. Verilir, verilir. Hadi gel. Ebru nerede? Odasına çıktı, işler vermiş galiba. Yanınızda yerim yok demeye eriniyor. Nasıl oldu bu iş? Anlatın bakalım şunu bir. Ay Recep, Melek, Melek diye bağıra bağıra elinde bıçakla daldı konağa.
Sanırsın etinden et koparıyorlar. Kendal ağam, ağzım sana geçmiş olsun demek istiyor. Babam. Sağ ol, sağ ol. Aslanım, bu ne güzel çiçek böyle. Sonra? Sonra aldı bıçağı, koştu gitti meleği almaya. Narin'i falan rehin aldı, değil mi Narin? Sonra aldı meleği, aşağı indi falan. Recep meleği almaya mı geldi gerçekten? Ada, hala neyin tavrı bu? Kızım, neden anlamak istemiyorsun sizin için çırpındığımı? Ben burada çok mu mutluyum sanıyorsun? Sen de böyle yaparsan nasıl dayanacağım ben? Bir gün bile olaysız geçmiyor. Ayakta durmaya çalışıyorum. Tek başıma savaşıyorum bu insanlarla. Bense bu ilkellerin arasında gayet mutlu mesut yaşıyorum. Biri birini bıçaklıyor, biri bileklerini kesiyor. Ya bizi ne zaman kesecekler diye merakla bekliyorum sadece. Ha, bu koşuşturma için de sana yardımcı olamadıysam çok pardon. İyi geceler. İyi geceler. Oy kuzum, ben sensiz uyuyamayayım. Ne edeceğiz böyle? Hadi koş benim odaya, ben de geleyim peşinden. Kızım, sen Kendal'ın kusuruna bakma. Olanları gördüm bugün. Onun da canı burnunda. Siz merak etmeyin Kadriye Hanım. Ben alıştım artık. Ya da idare etmeyi öğrendim diyelim. Hepimiz için zor bir gün oldu. Siz de yoruldunuz. Hadi Allah rahatlık versin kızım. İyi geceler. Şu hale bak ya. Saat 10'da herkes yatakta. Şimdi İstanbul'da olsak böyle mi olurdu? Ne yapacaktık adam? Caddede mi olacaktık? Ya sana da şaşırıyorum ha. Nasıl bu kadar çabuk kabullendin? Bir düşünsene. Şimdi caddede olsak fena mı olurdu? Bir yerlerde oturup bir şeyler içseydik. Mağaza vitrinlerine baksaydık. Gelen geçen kızların elbiselerine bakıp dedikodu yapsaydık. Birkaç ufak kesişme. Özlemiyor musun gerçekten? Maya. Hı. Diyorum ki biz gitsek ha? İstanbul'a. Annem de Karagül yetiştirme sevdasından vazgeçer gelir belki. Ne diyorsun? Uyu diyorum Ada. Göreceksin ama ben buradan gideceğim. Hem de ilk fırsatta. İyi geceler. Annem. He canım. Dua etsen. Edeyim oğlum. Ne için dua edeyim? Babam. Bana baksın. Beni sevsin. Oğlum. Babam zaten seni seviyor. Bugün hasta ondan öyle. Üzülme. Hiç seni sevmez olur mu? Hem de çok seviyorum. Thank you.
Özlem yengenin dediği doğru mu? Recep sana bıçak mı çekti? Bak ana, eğer öyle bir şey varsa... Oğlum, olur mu hiç öyle şey? Sen Özlem yengenin huyunu bilmiyor musun? Abartıyor işte her zamanki gibi. Ya adam bıçak çekti ama korkutmak amaçlı öyle herkese. Hem sen korkma benim aslan oğlum. Benim senin gibi oğlum varken bana kim yanaşmaya cesaret edebilir? Amcam da aynısını diyor. Hı, doğru söylüyor. Amcanın da benim de en güvendiğimiz sensin Baran. Ya ana, senin kılına zarar gelse ben dünyayı yakarım. Sana zarar vermeye çalışanın cezasını kendi ellerimle keserim. Biliyorum benim güzel oğlum, biliyorum. Sen bunları dert etme. Git yat, uyu. Yarın erken kalkacaksın. Sen hele bir derslerinden geri kalma. O diplomanı alıp geldiğin gün benim en mutlu günüm olacak. Ya ana, istiyorsan gitmeyeyim okula bak. Yanında kalayım ha. Bana bak. Sen böyle anama bakacağım diye okuldan kaytarmaya başladın. Benim gözümden kaçmıyor ha. Ya tamam ama tamam, gideriz. Hadi oğlum. Hadi iyi geceler. Hadi git uyu. Alo. Baran. Uyanıksın değil mi? Ne o, bu saatte çok mu özledin? Yok. Ben şeyi soracaktım. Bugün okulda ne yaptınız? Matematikten ne gördünüz? Hoca sözlü yaptı mı? Yaptı. Herkes 100 aldı. Ama sen gelmedin diye 0 verdi hoca sana. 0 mı? Nasıl yani? Şaka şaka. Ben de gitmedim okula bugün. Neden? Sen olmayınca okul çekilmedi. Abla nasıl? Daha iyi. Midesi çok kötüydü. Kustu bütün gün. Doktora falan gitmediniz mi? Yok, daha iyi şimdi. Yatıyor. Geçmiş olsun. Bir şeye ihtiyacınız olursa söyle. Tamam. Ayşe. Ya ben seni çok özledim. Neyse, tamam. İyi geceler. Yarın geliyorsun değil mi? Tabii, geleceğim. Tamam, şimdi rahat uyuyabilirim.